Merhaba herkese, iyi akşamlar. Tümosan günlük grafik. Şahane bir grafik. Yani hiç var mı bir şey çizmeye gerek? Yani bilmiyorum. İzleyen arkadaşlar kendi kendinize cevaplayın yani. Var mı burada bir trend çizmeye gerek? Yok. Nereden dönmüş? Doğrudan 50 gün. Kıramamış. O hengamede bile 50 günde alıcı gelmiş. Yani aşağıda biraz uzak. Farkındayım. Tabii hareket hızlı oldu. 18.96 Tümosan'ın yaptığı sapanla çekilmek gibi geri. Hani sapan bilmiyorum tabii şimdi biz sapanla bir taş maş atardık. Böyle çekersiniz, gelersiniz. Ne kadar gelerseniz o kadar ileri fırlar. Aynı onun gibi bir şey oldu. Geldi 18.96 19'a vurdu. Oradan 25 alabilen de tabii harika bir kar elde etmiş oldu. Yukarıda 26.54 vardı. Direnç olarak beklediğimiz. Yani Tümosan zaten iyi bir istikrarlı bir yükselişi vardı. Bu Merkez Bankası meselesine evvelde. Orası aslında bu gördüğüm benim buradan gördüğüm alım fırsatı olmuş Tümosan'da. Oradan alım fırsatıdır bu deyip tekrar bir yüklüce alımlar gelmiş. Hacim de fena değil. Yükselen bir hacim eşlik etmiş buna. Tabii 26-50 kısımlarında yine de teorik direnç alanıdır ki burada 24.5 direncini kırdı artık o. O kısma da dikkat etmek lazım. Onu baştan söyleyeyim. Aresay 68 güçlü bir bölgede ama artık aşırı ısınmaya yavaş yavaş yani aşırı alım bölgesine girmeye başladı. Şu getirdiği trendde yani nadir olur bu. 82 Aresay her zaman olmaz. Şöyle geri doğru göstereyim. 82-83 her zaman değebileceği bir nokta değildir. Bir 100 kağıdının burada. Genelde 79, 78, 75 civarları. Şöyle en son hatta 75-45'ti. Bir kar realizasyonu geliyor. Şu an 68'de. Şimdi normalde sürmesini bekler misiniz? Normal piyasalarda beklersiniz. Bu 3 mumdan sonra yani tavan tavan gidiyor neredeyse. Tabii tam şey değil 9.96. Dün 5.72. Şurası 4.23 ama bu mum tabii o şey o aşağı doğru hareketin bir gün önceden değil de mum içinde ölçerseniz o da çok büyük bir mum. Onu söyleyeyim. Yani kararlı bir gidiş. Normalde beklersiniz ama diyorum yine de piyasaya sağ solu belli olmaz. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında çok Tümosan için söylenecek bir şey zannediyorum yok. Yani burada dirençleri söyledik. Destek şunu tabii ifade edeyim. Yani böyle bir geri çekilmeden korkan arkadaşlar varsa bu şey kaçtaymış bir bakayım. 5'teymiş. Şimdi Tümosan'da 8 çizer. Yani Tümosan'da değil bu tür birçok hissede 8 gün doğrudan en kısa hareketin trendini çizer. 8 gün. Yani 8 günün üstünde mi altında mı? Bu kadar basit. 8 gün 22.66. Destektir doğrudan. Şuradaki önceki hareketlerinde bakarsanız bakın bir almış 8 altına. Devam gidebildiği yere kadar. Yani şurada hızlı trendlerde hep 8'in üstünde 8'in altında. Mesele o. Şurada başında da öyle. Yani Ekim ayında 7 liradan başladı orada. Orada da benzer bir hareket yapıyor. Kısa olan destek o. 22.66 kırılırsa 21.20 ve en nihayetinde 18.96. Yani çok böyle sabırsız işte vadelisi olan arkadaşlar falan varsa parasının vadesi olan yani 23.50 de kullanılabilir. Hani böyle söylüyorum yani dünden bugüne çok sabırsızım ben. Kredim var, bekleyemem, çok riski sevmem diyen varsa onlar da 23-70-80 civarında altında gelecek kapanışlarda 70 diyelim biz ona. Kapanışlara belki hani olur ya bir kar realizasyonu ertesi günü olma ihtimali olabilir diye bir hafif formasyon oluyor çünkü o tür bir durumda. Değerlendirebilir. Bir destek veya bir stop. Her stop özeldir yani. Onu söylemeyi sevmiyorum, istemiyorum ama değerlendirilebilir. Tabii şuna da dikkat edin. Hani öyle bir durum. Ben söyleyeyim de peşin olur olmaz. Umarım olmaz. Hani özellikle yukarıdan boşluklu bir açılış. Yani atıyorum yarın 25.30'da boşluklu şekilde yukarı açtı. Oradan siyah bir mum iniyorsa aşağı şöyle ve 24 civarlarına doğru inen bir mum bir kapanış olursa o da tabii bir formasyon, bir kar realizasyonu geldiğini söyleyebilir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Olumlu her şey. 26.54'ün üstünde 29.84 direnci var. Gelir mi gelmez mi bilemem. Ama oradaki direnç geçilirse tabii o bir Fibonacci hedefidir. Tamamlanırsa gözümüz otomatikman geri çekilme, büyük bir geri çekilme ve akımın değişmesi söz konusu olmadığı müddetçe oraya bakar. Söylenecek başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar.